Kaj abi ne? Polis ve Rasim Birliği emir ve görüşlerinize hazırdır sayın bakanım. Arz ederim. Merhaba arkadaşlar. Sol! Sol! Vali Bey'in ifade ettiği gibi İnebolu'da Gümrük Müdürlüğü'nün açılışını yapmak ve aynı zamanda İnebolu gibi önemli bir ilçemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmiş şeref madalyasının yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kastamonu'da bulunuyorum. Elbette ziyaretlerimizde bakan sıfatıyla programı aldığımız yerler arasında valilik vardır. Belediye, bilim, parti bilim, il başkanlığı olur. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf odalar olur. Ama bugün pazar olması dolayısıyla ben özellikle il başkanlığı dışında açılış ve töre dışında pek program alınması istemedim. Ama Vali Bey'in de buraya tanışıyorsa ilk girişim dolayısıyla vilayete gelmiş oldum. Yani diğer günleri bu sebeple programa alamadık. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Tabii Kastamonu tarihimizde çok özgü yeri olan illerimizin başında yer alır. Varlığı yerleşimi itibariyle daha milattan önceki yıllara sarkan ve hemen hemen birçok imparatorluğa burada önemli yerleşim yeri sergilemiş biridir. Osmanlı dönemi itibariyle baktığımız zaman da çok önemli eserlerin, ünitelerin yer aldığı bir şey. İşte Kastamonu'yu Evliyalar şehri diye tanımlarız. Elbette ki bizim işte türbe, cami gibi önemli ünitelerimizi ciddiğimizde bunların bolca olduğunu görürüz. Atatürk Cumhuriyeti'ye gelişinin bizim Cumhuriyet tarihimizde ayrı bir yeri var. Kurtuluş Savaşı'nın özellikle Mehmet Akif'in Resulullah Camii'nde irade ettiği rütbeyle Kurtuluş Hareketi'ne verdiği desteğin burada önemli yeri var. Biz bunun farkında bilincindeyiz. İşte bu tüm bu özelliklere de dikkate almak suretiyle hiçbir ayrım yapmadan ama millete ait imkanları da Kastamonu'nun sorunlarını giderme bağlamında hükümetimiz gerçekten önemli projeleri hayata geçiriyor. Belki bunları daha sonra da söyleyeceğim. İşte Kastamonu çok yakında bir havaalanına kavuşuyor, bitti. Sanırım bunun açılışını Sayın Başbakanımız teslim edip yapacaklar. Böylece önemli bir havaalanı. İşte Yılgaz Tüneli de inşallah 2014 sonunda bitecek. Buradan devam ediyor. İşte gümrüğü açıyoruz. Gümrüğün de tabii önemli tarihi özelliği var. İnebolu Limanı'nın bizim Kurtuluş Savaşı'mızda önemli özelliği var. Madalya alışı da Kurtuluş Savaşı'nda bu limanın gerçekten askeri mühimmatlı sevkiyatı bakımından son derece stratejik bir önem haiz olması dolayısıyla ve Kastamonu'ndan İnebolu insanlarımızın o dönemde mühimmatı aktarmalıkasında 3 yıl boyunca gösterdikleri büyük gayret dolayısıyla edilmiş. Böylesine de sembolik bir önem var. Ama elbette ki gümrük müdürlüğü durup duracağını açılmaz. Bir ticari potansiyel de var. Lojistik itibariyle bu yıl önemli. Yani belli seviyeye ulaşılmayan dış ticaret bakımından yerlerde gümrük müdürlüğü açmıyoruz. Yani burada o seviyeye ulaşılmış durumda. Umuyorum ki bütün bu faaliyetlerimiz Kastamonu'nun daha fazla gelişmesine, gelişimin elbette ki burada yaşayan insanlarımızın ekonomik, sosyal hayatlarının daha da iyileşmesine ve sonuç itibariyle Türkiye ekonomisinin daha da büyümesine, Türkiye'nin büyümesine vesile olur diye düşünüyorum. Yani ziyaretimin amacı bu. İnşallah akşam programı icra ettikten sonra da döneceğim. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, hoş geldiniz öncelikle. Gezi Parkı ile ilgili eylemler devam ediyor. Bunu bitirmek için hükümetin somut bir önerisi var mı?
biraz gezmeyi düşünün dedim. Yani Türkiye şurada 10 gündür akşam gezi, sabah gezi, akşam gezi, sabah gezi. Biz ne yapıyoruz Türkiye'ye? Biz Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdik? İnsan hakları bağlamında nereye getirdik? Birey hak ve özgürlükleri bakımından nereden aldık, nereye getirdik? Ha getirdik, bitirdik demiyoruz. Devam ediyoruz. Elbette Türkiye, demokratik hak ve özgürlükleri bakımından standardı yüksek bir ülke haline getirmek bizim hedefimiz. Bunlar hep birlikte yapıyoruz. Milletimizle birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın elbette ki bulundukları yer itibariyle, Türkiye'nin geneli itibariyle oluşturulmuş proje ve politikalar itibariyle duruşları olabilir. Bunu söyleme hakları var. Bunu ifade etme hakları var. Buna ilişkin müşteri haklarını icra etme hakları var. Bunlar saygısı sonsuz. Ama hiç kimsenin ben bir hakkı icra ediyorum diyerek de hak ve özgürlük kisvesi altında çalışanların çalışma hürriyetini, işletme sahiplerinin işletmelerini idame etme haklarını ortadan kaldıracak ve seyahat etme, işine gidip gelme bakımından yolların açık olmasının gerektiğini dikkate aldığımızda o imkanı ortadan kaldırma sonucunu doğuracak eylem icra etmelerini onaylamak mümkün değil. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Dolayısıyla umuyorum ki Akdisen'in galip gelir. Bu ülke hepimizin ve bu sürecin arkasında kimler var, neler var. Biz bunu söylediğimiz zaman bazıları alınganlık gösteriyor. Yani insanlar hak ve özgürlüğünü kullanıyorsa arkasında bir şey mi olsun? İşte azıcık empati yapın. Sitelere girip çıkıyorsunuz. İnterneti izleyin. Dijital ortamı izleyin. Kimler bunu nasıl manipüle ediyor? Niye manipüle ediyor? Kimlerin çıkarı var? Kimlerin zararı var? Şu olup bitenlerin Türkiye faturasını parasal olarak ortaya koyup bu faturayı sonra hep birlikte ödeyeceğiz. Hep birlikte ödeyeceğiz. Yani 76 milyon insan birlikte ödeyecek. Nasıl ülkede geçmiş yıllarda bankaları soydular, batırdılar. Bunu millet ödedi. Ha şimdi de bu süreçte götürüp doğmuş olan zararları, doğacak olan zararları, ekonomiye gelecek yükü hep birlikte ödeyeceğiz. Böyle basit olalım. Ha istemiyoruz, istememeyi sürdürün. Ama yani bunu başka bir şekle, başkalarının amacına hizmet edecek bir şekle dönüştürmek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, bu olay arasında esnafta bayağı bir mağdur oldu. Bu mağduriyetin iktidarı konusunda herhangi bir çalışma yapılacak mı? Onlara sor. Esnafın zararını kim ödeyecek diye. O yapanlara, onlara öncülük edenlere sor. Elbette ki onlara sorarken bizim gündemimizde yok demiyorum. Bizim gündemimizde. Ama onlara sor hatırlatın. Yani işletmesini çalıştıramayan, orada çalışan insanların ücretini ödeyemez duruma gelen, kiracı ise kirasını ödeyemez duruma gelen, otelci ise müşteri olmadığı için otel kirasını ödeyemeyen, cari giderleri sağlayamayacak duruma gelen insanların zararlarını kim nasıl ödeyecek bunu sorun. Bunu sorun insanlara. Anayasa etki eder mi efendim bu? Efendim? Anayasa olumsuz etkiler mi anayasa çalışmalarında? Ya sanmam yani. Yani şimdi bunu konuşacak değiliz. Bunu bakalım. Efendim bir sorun daha var yani, ama. Anayasayı da istemiyorlar mı? Hayır yani bu süreç anayasanın çalışmalarını etkiler mi efendim? Bir zaman daraldı iyice. Ama istemezuk tarzı daha Osmanlı döneminde de var. Yani tekrar ayırıyorum altını çiziyorum. İnsanların hak arama özgürlükleri var. Ama bunun sınırı var. Yani sizin hakkınızı kullanmanın sınırı bir başkasının hak ve özgürlük alanı. Oraya geldiğiniz zaman sizinki bitiyor. Orada bitiyor. Olur mu? Peki teşekkür ederim. Efendim.